Yapmak istediğin onlarca, yüzlerce, hatta binlerce fikir mi var? Hatta tam bunu dinlerken zihninde yeni bir fikir daha mı oluştu? Belki de bu fikirlerin sonu gelmiyordur. Sende de parlayan nesneler sendromu olabilir. Ne demek bu? Bazen fikirlerin ya da trendlerin peşine koşarken o kadar fazla koşuyoruz ki bir süre sonra yaşadığımız dikkat dağınıklığın farkına varamıyoruz. Çünkü aslında yapmamız gereken işlerin çoğunu hatta tamamını yapmamış oluyoruz. Bu sendroma parlayan nesnel sendromu deniyor. Bununla ilgili ne yapabiliriz sorusuna da ben burada 3 tanesini paylaşacağım. Geri kalanları merak sesi podcastına anlattım. Birincisi yazmak. Yazmak gerçekten çok etkili. Aklımda gelen tüm fikirleri yazmayı başlayınca onların peşinden koşmayı erteleyip daha dikkatli düşünmeye başlıyoruz. Ve gerçekten önemliyse bu sefer aksiyonu geçiyoruz. İkincisi hayır demeye başlamak. Ki bu aslında hepimizin yapması gereken bir şey. Üçüncüsü ise kısa vadeli hazlar yerine uzun vadeli hazların peşinde koşmamız lazım. Yani hemen şu fikrin peşinden koşayım deyip de koşmak yerine gerçekten de uzun vadede bize katkı sunacak